Bazen şöyle durumlar ortaya çıkıyor. Ölçmeniz gerekiyor. Şimdi zaten bütün kilometrajları ölçeceksin. Mesela nasıl? Şu arayı bir ölçelim. Ölçtüm bak 39 metre. 39 metre bir en kesitin olmadığı durum olamaz. En fazla bunu not hemen yazın. İki en kesit arasındaki mesafe 25 metreyi geçemez. Yaz hadi 3 metreden de düşük olamaz. O 3'leri eleyebilin diye söylüyorum. Size kolaylık olsun ya. Aslında öyle bir şey yok da. Sadece size şimdi projeyi yaparken kolaylık olsun diye. 25'ten fazla olamaz. 3'ten az olamaz. İkisi de zorunluysa, zorunlu noktaları saydım ya. Hektometreler, kurp başı sonu ortası, yolun başı sonu. İkisi de zorunluysa mecbur duracak. Ama böyleyse izoipsi kesen ne? Kurbun başı sonu bir şey kesişiyorsa hangisini tercih edeceksin? 3 metreden düşük, çok yakınlar. Ama ikisi de var. Hangisini seçersin? Kurbu seçersin, değil mi? Tamam. Olay anlaşılmış. Şimdi dal dedik. Bakın bakıyorum. Burası kaç metre? 39 metre. Demek ki burada en az bir tane daha izoips olması lazım. Şey, en kesit olması lazım. Hemen offsetle ya da yani offset daha mantıklı. Seçiyorum. Offset diyorum. Ne kadar? 20. Sağ mı sola mı? Sağ. 20 metre ilerlettim. 39 çıktı ya. Kabaca yarısı gibi oldu. Şimdi bakın şu arada da şurası kurbun başıydı ilk kurbanın. Şurada da var bir tane gibi. 33 metre bak. Bu da olmadı. Yani arada bir tane 25'ten fazla bir tane olması lazım. Hemen seçtim. Offset'e bastım. Kaç olsun? 33 ya. 15 olsun. Ya da 16 da olabilir ama 15 hani beşli rakam çalışmak daha iyi. Bir tane koydum. Şimdi artık ikisi de 25'ten küçük. 15. 18. Tamam mı? Şimdi bu ara boş. Bu aradakileri nasıl yapacağız? Onu da 3 point arch'la ölçüyoruz. Bakın şurada 3 nokta arch var. Öncelikle bir layer açalım. 3 arch diyorum. Rengini de o kadar absürt seçeceğim ki gözüksün diye. Okey. Şimdi bakın. Burayı ölçmek için ayrıca yani şu şurayı bir bağımsız bölge olarak ölçmek için 3 point arch komutunu kullanıyoruz. O layer'a geçelim. Herhangi 3 noktayı seçeceğim. Bu neymiş ya? Birinci nokta. Ha pardon. Şurası yakın olmadı, seçili olmadığı için. Insertion'la apparent nearest tangent. Şunu seçtim. Bakın bir de şurayı seçtim. Gördünüz mü? 3 noktadan geçen arc çizdik burada. Şimdi burası kaç metre? Bunu da dim arch komutu. Dar yani. Onunla ölçüyoruz. Bakın yeni bir komut daha size. Dar. Bakın burası ne kadar? 41 metre. Burada da olamaz. Yani bu kadar boşluk kaldırmaz burası. En az bir tane daha atmam lazım. Kaç metre atarsın? 20 metre. Ama şimdi buraya 20 metrelik arç çizmen lazım. Bir sürü bela. Niye uğraşacaksın ki? 20 metrelik arçı da çizersin şuradan. R'yle de yazabilirsin. Evet ama şöyle sıkıntı olur. Bununla bak yaklaştığın zaman bununla bu aynı yerden geçmiyor aslında. Geçiyor gibi de. O da olabilir. O da olabilir. Ama şöyle olur. Şunu bölmen lazım o zaman. Burayı bu kadarlık nasıl böleceksin? Bölemezsin. O zaman en baştan kilometresini yazdım. Çünkü en baştan alıyor ya. Burayı tek poligon olduğu için. Tamam. Tamam şuradan tam öyle yapalım. Şu değil mi mesela? Bu mesela kaç bunu ölçelim önce. O bilgi bizde olsun. Dar diyelim. Mesela bu kaç metre? 82 metreymiş. Arkadaşınızı dediği gibi yapalım fark etmez. Şimdi şundan atacağım ben nerelere? Mesela şu arayı bilmiyorum şu anda. Tam ortası ne kadar? 41 civarı değil mi? Şurası tam ortası. 41. O zaman şuraya ben bir 20 atsam araya olur. O zaman tam array çalıştıralım. Bunu seçtim. Array dedim. Pet dedim. Pet de bu. Bir sürü attı zaten. Kaç atacağım? 20. Ama şeyi seçtirtmedi. Bak 5 tane yaptı kendisi. Tamam şöyle. Tamam şuradan şuna tıklıyorsun. Şimdi şu an kaç tane attı? Şu an hiç atmadı. Ya tamam bu da olur da şimdi ona gitmiyorum ben. Daha kolayını yapalım. Tamam. Şimdi şöyle yapalım daha kolayı. Şimdi şurayı ölçtük ya. 3 point arch attık. Bunu zaten hep kullanacaksınız mecbur kilometreyi ölçmek için. 3 point arch'ları hep yapacaksınız. O yüzden layer'ını açtım. Şimdi şu arch var belli. Darla ölçtüm.
41.16. Şimdi ben araya 20'lik bir tane atmam lazım. Nereden atacağım? Göz kararı yapacağım onu. Gidiyorum. Çünkü şunu sildim. Şöyle line dedim. Bakın şuranın zaten merkezini yine gördü. Kabaca ortasına getiriyorum. Şuralara bir yere yani. Kabaca. Getirdim. Tuttu zaten onu. Extend dedim tekrar. Nereye? Şuraya. Extend dedik. Geldi. Trim dedik. Şuradan hop sildik. Tamam. Bir tane daha oldu. Şu an arch layer'ında olduğumuz için onu nasıl yaparız? MA dersen match properties. Bak yeni bir komut daha. Şunun layer özelliklerini, çizgi özelliklerini, rengini buna ata. Tak gitti. Şimdi bu artık şeyde. En kesit layer'ında gördüğünüz gibi. Şimdi başka nere var? Şu arası boşluk mu? Bir bakalım hemen 3 point arch'la. Yani değil gibi. Bakalım. 19. Tamam, problem yok. O zaman buraya koymana gerek kalmadı. Şu aralara bakıyorum. 20. Şu ara 20. Bu ara orada 20 gibi görüyorum ben onu şu anda. Şu aralar var. Bak bu aralar büyük. O aralara da kabaca ortalayarak atacağım şimdi. Şuradan geldim. Son komut ezberde L space. Son komutumuz. Bakın şu arası bayağı boş. Burayı ölçelim. 60 metre. Kaç tane lazım? Yani 3 bölgeye bölmem lazım. 2 tane lazım yani bir kere. O zaman 25-25 atabilirim. Son kalan ne kalıyorsa o kalsın. Offset. Seçtim. Offset 25 dedim. Yine seçtim. Offset. Yine 25. Bir tane daha atsın şöyle. Tamam. Onlar, burayı da hallettik. Şurayı da halledeceğim şimdi. Tamam. Hemen çıkıyoruz. Sonra bunları trimliyorum. En kesitler bu şekilde bitmiş oluyor. Sonra ne yapıyorum?